bağımsız olduğu hissi yaşıyorum. Bu iman eksikliğinin göstergesi midir acaba? Senin bu nurun, bu senin bu güzelliğin nasıl sevinç verici? Her yer bak senin gibi öyle nurlu insanlarla doldu. Bu bir mucize. Eğer insanlar dikkat ediyorsa çok hayret verici bir durum oldu. Bak nursuz, itici, pislik, böyle yobaz görünümlü insanlar kalmadı. Allah'a çok şükür. Onlar da acınacak durumdalar. Benim canımın yüzündeki nur muhteşem, çok çok güzel. Ya ben gerçi biraz bu günlerde sıklaştım ama böyle yakışıklı delikanlıları hemen evlendirmek lazım. Ya ben mahallede olsam direkt evlendiririm onu yani bir şekilde. Çok çok güzel maşallah. Bayağı güzel olur çocuklar bunun. Maşallah. Bir daha dinleyeyim seni. Tabii. Ara ara olayların Allah'tan bağımsız olduğu hissi yaşıyorum. Bu iman eksikliğinin göstergesi midir acaba? Güzel yüzün boş bulunuyordursun. Biraz daha dikkatini toparla. Yoksa hoşlanmadığın belli. Çünkü anormal bir şey zaten. Mantıksız da. Yani mantıksız olduğunu görüyorsun. Ama kafa boş bırakılırsa insan Allah'ı unutabilir, Allah esirgesin. Yani mesela bir şeye kafası takılır, yemeğe, yiyeceğe bir şeye takılır, oraya teksif olabilir. Yani insan aklı ikinci, üçüncü şeylere teksif olmaya o kadar uygun değil yaratılıştan. Yani bir şeye tam teksif olabiliyor. Ama yani o kadar üzüleceğim bir şey değil. Çünkü niyet etmişsin, ya Rabbi sen kendini bana asla unutturma. Ne rüyada, ne uyanıkken sürekli seninle beraber olayım, şirkten beni koru. Bütün gücün sende olduğunu bana hiçbir şekilde unutturma de, dua et. Bu konuda haklısın çünkü bu kızdırıcı bir durum. Yani bu rahatsızlığı yaşayan bir insan için hakikaten kızdırıcı olur. Çünkü hakikaten istemediği bir şey. Ayağını katrana batması gibi. Yani durduk yere ayağını katrana batırıyor. İstemiyor ama batıyor. Özen göstermek lazım. Biraz daha gayret edersen, dua edersen öyle bir şeyle karşılaşmasın. Ama sana şunu söyleyeyim. Baştan niyet ettiğin için onun sevabını alırsın zaten. Yani çünkü baştan toptan niyet etmişsin. Mesela sen diyorsun ki ömür boyu namaz kılacağım. Vefat etsen ömür boyu namaz kılmış olmanın sevabını alırsın. Ömür boyu. Ya mesela hacca gideceğim kesin niyet etmişsin. Haccın sevabını alırsın. Vefat etsen alırsın. Çünkü niyet etmişsin. Mesela fakirlere 1 milyon dolar dağıtacağım. Kesin parayı ayırmışsın. Sevk etmek üzeresiken vefat ediyorsun. Aynı sevabını alırsın. Bunda da öyle. Mesela kesin niyet etmişsin ya Rabbi diyorsun. Beni şirkten koru, asla istemiyorum unutmayı. Sevabını alırsın. Ama üzülmene de gerek yok. Üzme kendini. Sadece daha titiz ol. Onu unutturan Allah'tır çünkü. Yani sana onu unutturan da Allah'tır. Kendine yaklaştırmak için yapar. Daha özen göstertirsin. Ama çok nurlusun. Allah cennette seni kardeş etsin bana inşallah. İnşallah. Çok güvenilir, tertemiz elin yüzün maşallah. Maşallah. Evet dinliyorum. Başbakan Binali Yıldırım tarikatlara yönelik bir eleştiri yaptı. Tarikatların işi irşat etmektir. İşi ticaret değildir, siyaset değildir. Vatandaşın dini duygularını istismar ederek kendi karanlık menfaatleri uğruna vatandaşlara ifsad etmek değildir. İslam'ın